Evet, son bebeğimizi de alkışlıyoruz. Bizim kutularla bir bebeğimizi. Sevgili velilerimiz. Hareketleri görüyoruz. Sevgili bebeğimiz ara vermeden komandolar gibi ilerliyor. Göz yaşlarıyla ağlayarak parkını bitirecek. Bitiş noktasına doğru ilerliyor. Göz yaşlarıyla tebrik ediyorum. Evet, 5. kulvarda da kilise doğru yaklaşıyor minik bebeğimiz. Ve 3. bebeğimiz de finish noktasında kaldı. Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu'nun 4.sünü gerçekleştiriyoruz inşallah bu yıl. Yarın itibariyle 22 Eylül'de pazar sabahında saat 8'de 21 kilometre ve 10 kilometreci koşucularımızın startını vermiş olacağız. Saat 10'da ise halk koşumuzun startı verilmiş olacak. Kayıtlara baktığımızda şu anda 15 ülkeden 240'ın üzerinde sporsever bizimle olacak. Diğer taraftan da genel klasmanların tamamını değerlendirdiğimizde 8.000'in üzerinde aktif kaydımız bulunmakta. Etkinlik günü sabah itibariyle inşallah 10.000'in üzerinde bir sporseverle bütün etkinliğimizi tamamlamış olacağız. Dünden beri yani cuma gününden beri kit dağıtımlarına başladık gördüğünüz üzere. Koşucularımız geliyor, çantalarını, tişörtlerini, ilgili malzemelerini teslim alıyorlar buradan göğüs numaralarıyla birlikte yarışa hazırlanmaya başlıyorlar. Cuma günü başlayan bu işimiz bugün de cumartesi itibariyle devam etmekte. Akşam saatlerine kadar, geç saatlere kadar kitlerini dağıtmaya devam edeceğiz biz sporcularımızın. Yabancı sporcuların yanı sıra 40'ın üzerinde elit atletimiz var. Bu elit atletlerden biraz bahsetmek gerekirse bu atletlerin tamamı milli takımımızda yarışmış olan Avrupa ve dünya dereceleri olan sporcularımız. Bu da tabii Kayseri Yarım Maratonu'nu daha güzel bir noktaya taşıyor. Biz de çok gurur verici bir hal almış oluyor. Diğer taraftan bugün saat 4 itibariyle biliyorsunuz biz her yaptığımız koşuya bir tema ismi verdik. Kültepe Kanışkarum'la başladık. Daha sonrasında RGS, Mimar Sinan ve bu yılki temamız da Koramaz Vadisi. Koramaz Vadisi Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinden biri olup bildiğiniz üzere koruma listesine aday olan yerlerden birisi. Bugün saat 4'te de inşallah şehir dışından gelen ve şehir içindeki misafirlerimiz de Koramaz Vadisi'ne ringler halinde taşıyarak bir gezi gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan bu temaların sürekli olarak devam edip inşallah şehrin tanıtımına büyük katkı sunmasını ümit ediyoruz.